Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Yaz tatilinde olmamıza rağmen ülkemizin gündemi yine her zaman olduğu gibi çok yoğun. Biliyorsunuz telefonlarla ilgili özellikle son dönemde birçok karar alındı. Bu kararlardan bir tanesi de 19 Temmuz bugün. 19 Temmuz sabaha karşı bir kararname çıktı. Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan bu kararnameyle beraber yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç miktarı 1500 TL oldu. Biliyorsunuz yurt dışından telefon getirme olayı son yıllarda yavaş yavaş cazibesini yitirmeye başlamıştı. En son 2018 yılının Kasım ayında 170 lira olan yurt dışından getirilen cep telefonları kaydetmek için kullanılan harç miktarı 500 TL'ye çıkartılmıştı. Ocak ayında da 2019'a geçildiği için otomatik bir zam geldi her şey olduğu gibi. O zaman da 618 TL olmuştu. Bu yapılan son zamla beraber 618 TL olan yani aradan 6 ay 7 ay geçmeden 618 TL olan rakam 1500 TL gibi çok yüksek bir seviyeye çıkartıldı. Tabii bundaki amaç nedir bilmiyoruz. Çünkü elimizde yani benim elimde en azından şöyle bir veri yok. Türkiye'de her yıl yurt dışından kaç tane telefon getiriliyor? Bu konuda bir bilgim yok açık söylemek gerekirse. BTK yani Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu bu tip rakamları açıklamıyor. Muhtemelen hani içerideki hem iç markaları korumak, dengeleri bozmamak ve yurt dışından telefon almayı cazip halden çıkartmak için yapılan bir hamleydi bu. 618 TL olunca da aslında cazibesi bir parça gitmişti ama şöyle söyleyeyim. Apple'ın iPhone modelle Türkiye'de normalin çok daha üzerinde fahiş bir fiyatta satıldığı için 618 TL iken bile makul halde oluyordu. Çünkü alınan vergiler ötesinde Apple Türkiye'de ekstra bir karla satıyor bu telefonlarını, kendi telefonlarını. O yüzden yurt dışından getirmeniz makul hale geliyordu. Peki 1500 TL olunca yani yurt dışından getirdiğiniz bir iPhone'u 1500 TL'lik bir harç parası yatırdığınız zaman da makul hale geliyor mu? Şimdi birazdan onu anlatacağım ben. Ama hani Huawei olsun, Xiaomi olsun veya işte diğer Samsung gibi telefonlar için bu iş çoktan epey bir zamandır makul olmaktan çıkmıştı. Yani yurt dışından telefonu alıp Türkiye'de kaydettirmek daha pahalı geliyordu. Zaten özellikle Android işletim sistemli telefon üreticileri zaten çok makul fiyatlar satıyorlar. Yani yurt dışında işte 1000 lira olan bir telefon diyelim ki örnek olarak söylüyorum bu rakamı. Türkiye'de 1200 lira satıyorlar. 1300 lira satılıyordu. Ama Apple tarafında böyle değil. Yani 6000 liralık, 7000 liralık yurt dışı fiyatından bahsediyorum. Telefon bizde 12 bin, 13 bin hatta 14 bin liraya kadar çıkan rakamlarla satılıyordu. O yüzden Apple'ın iPhone modellerini almak istiyorsanız hala, bakın tırnak içinde söylüyorum, hala 1500 liraya rağmen daha makul halde kalıyor. Ama tabii bu kadar pahalı bir telefonu da kim almak ister, nasıl almak ister? Orası ayrı bir konu. Tabii Apple'ın iPhone modeli dedim ama her model için değil bu. Üst modellerinde aslında rakamlar hala ciddi olarak avantajlı hale geliyor. Bir tablo hazırlanmış sağ olsun Habertürk'ten Necdet Çalışkan arkadaşım yani kendisi benim aynı zamanda bir haber yapmış. O haberin içinde bir tablo vardı. Ben de o tabloyu aldım. Hani kendim de araştırabilirdim bu arada. Çok sıkıntı değil. Zaten bilinen rakamlardı. Ama sağ olsun o bir hazırlamış. Hem oradan buradan ona bir selam göndermiş olayım kendisine. Hem de tablosunu kullandım. Bilgisinin olsun söyleyeyim. Şimdi o tabloyu göstereceğim ben size. Şöyle buradan yan tarafta bilgisayarım var. Oraya bakıyorum. Şimdi ben iki model seçtim. Bir tanesi iPhone 10S 512 GB. Diğeri de 10S Max 512 GB. Yani en üst model. İki şu anda satışta olan en pahalı iki modeli seçmeye çalıştım. Çünkü fiyatlar arttıkça şey de artıyor. Sizin daha makul hale getireceğiniz rakam da artmış oluyor. Bu da hani işi daha ekonomik olarak daha mantıklı hale getiriyor. Şimdi iPhone 10S 512 GB için ABD satış fiyatına bakıyorum. 1349 dolarlık bir fiyat var. Tabii buna şunu unutmayın arkadaşlar. Amerika'da da bir vergi var. Ve satın aldığınız yerlerde o vergiyi söylemiyorlar. Yani satış fiyatının üzerinde o vergi yok. Siz ödeme yaparken ödüyorsunuz. Yaklaşık %7, 7.25, 8 gibi düşünebiliriz. Biz bu tabloda 7.25 olarak alınmış ama yani değişebiliyor ama çok da fark etmez. Yani %15 değil, %7 ile 8 arası değişiyor. Eyaletine göre değişiyor bu arada onu söyleyeyim. 7.25 %7.25'lik bir vergi eklendiğinde yaklaşık 100 dolar yapıyor. 1349 dolarlık bir telefon için 98 dolar yapıyor. Toplam maliyette 1447 dolar yapıyor ki bunun da toplam TL miktarı 14 şu anki kurumuzda konuşursak 19 Temmuz 2019 tarihi itibaren 8174 TL yapıyor. Diyelim ki bu telefonu yurt dışından aldınız. 8174 TL ödediniz. 1500 lira da bir üzerine vergi geliyor bunun. Yani
e-mail kayıt ücretini ekliyoruz. 9674 TL yapıyor. Bu arada burada şey eklenmemiş galiba. Şimdi onu fark ediyorum. 20 Euro'luk da bir harç bir şeysi alıyorlar ekstra. Hadi o çok büyük bir rakam değil dersen ama 120 lira da ona ekleniyor. Onu söyleyeyim ben. Toplam rakam diyor 9600 işte 74 TL oluyor. Yani 9800 olsun kabaca söyleyelim. Bu iPhone 10S'in 512 GB'lık versiyonunun fiyatı Türkiye'de 13.099 TL. Yani 9.800 hadi 10.000 diyeyim ben. Yuvarlayın. Ivını zıvını koyduk. 10.000 liraya alıyorsunuz. Türkiye'deki rakam 13.000 lira. Yine de hala da burada da işte kaba bir hesapla 3.000 liralık 3.400 liralık bir karda oluyorsunuz. Onu söylemiş olayım. Yani hala karlı. 1500 liralık bir harç miktarına rağmen ama bu şunun sebebini söylüyorum. Türkiye'deki iPhone fiyatlarının çok pahalı olmasından kaynaklanan bir durum var. iPhone 10S Max için durum nedir? Ona 512 GB için 1449 dolar ABD fiyatı, vergisi 105 dolar. Toplam rakam 1554 dolara geliyor. Toplam TL karşılığı bunu 8780 TL yapıyor. Vergiyi koyduk, onu koyduk, bunu koyduk. 10.280 TL yapıyor. Şu anki en pahalı iPhone'un fiyatı. Türkiye fiyatı ne kadar? 13.999 TL. Arada 3.700 TL'lik kaba bir fark var. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi bu kadar artan bir harca rağmen yurt dışından Apple'ın iPhone modellerini alırsanız Türkiye'deki fahiş fiyat politikasından dolayı halen iPhone'u harcıyla, şu suyla, bu suyla yurt dışından getirmek bile yine hala daha ucuza geliyor. Bunu da söylemiş olalım. Ama hani 5.000 liralık bir telefon için, yani yurt dışı fiyatı 5.000 lira olan bir telefon için Türkiye'ye getirmek çok mantıklı değildir. Veya iPhone işte 8 için diyelim ki iPhone 8 getireceksiniz. Daha eski modeller için getirmek çok mantıklı olmayabilir. Çünkü oralardaki makas bu kadar yüksek değil. Tabii burada bizim hem pahalı telefonları seçmemiz, aynı zamanda kapasitesi yüksek telefonları seçmemizin sebebi aradaki farkın, yani elde edeceğiniz karın yüksek olduğunu göstermek. Eğer hani iPhone 10S'in işte 64 GB'lık sürümünü seçtiğinizde aradaki makas biraz daha daralıyor. Yani 2000 liraya kadar düşen bir fark oluyor. Ama üst düzey bir model alırsanız, yani hem telefon üst düzey hem de depolama alanı yüksek bir model seçtiğinizde ödeyeceğiniz rakam Türkiye'deki de çok arttığı için elde edeceğiniz kar biraz daha artmış oluyor. Daha düşük modeller için bu çok mantıklı halde değil. Onlar çok aradaki fark çok fahiş olmadığı için çok büyük bir kar elde etmiyorsunuz ama böyle üst düzey telefonlarda, yani Apple'ın iPhone 10S, 10S Max gibi modellerin üst düzeylerinde söylüyorum. Depolama kapasitesi yüksek olan 512 GB gibi modellerinde, ki biz onları örnek verdik. Bu yurt dışından getirdiğimiz zaman çok daha makul hale geliyor. Bu arada anlaşılan o ki artık pek ülkemizde telefonu yurt dışından getirmek pek istenen bir şey değil. Çünkü alınan önlemlere baktığımızda eskiden 2 yılda bir telefon getirebiliyordunuz. Şu anda bu 3 yıla çıkartıldı Mayıs ayında yapılan bir düzenlemeyle. Aynı zamanda eskiden örneğin ben pasaportuma bir telefon kaydettirip o telefonu bir başkasına verebiliyordum. Artık o dönemin de sonu geldi. Yapılan yeni bir düzenlemeyle beraber bu hangi kim getiriyorsa o telefonu ve kimin pasaportuna kayıtlıysa ancak o numarayla kullanılabilir hale getirilmişti. Biliyorsunuz dün yayınladığımız bir videoda yine bir düzenleme yapılmış. O düzenlemeyle beraber eğer telefonu GSM operatörü üzerinden satın alırsanız telefonun borcu bitene kadar sadece belirli bir numarayla kullanma, ki o da satın alan kişinin numarası oluyor haliyle, kullanma zorunluluğu getirilmişti. Yani anlaşılan şu ki devletimiz bu konuda bazı önlemler alıyor, almaya devam edecek gibi görünüyor. Benim öngörüm bu harç fiyatlarının biraz daha artacağı yönünde olur. Çünkü zaten Ocak ayında bir zam gelecek, standart bir, yani enflasyon oranında bir zam geliyor. %10-15 gibi gelir minimum diye tahmin ediyorum. Yani %15 gelse şu anki rakam işte 1500 lira, 150-225 lira daha bir, yani 1700 liraya falan çıkacağını öngörüyorum. O zamana kadar yeni bir zam koyulmazsa yapacak bir şey yok. Artık ülkemizdeki durumların da böyle olduğunu söyleyeyim. Sizin de bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Teknoloji Okulu'nun Facebook, Instagram, Twitter, şu anda video izlediğiniz YouTube kanallarına abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.